Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine süper bir video ile karşınızdayım. Bugün size BSCX'ten bahsedeceğim. BSCX nedir? Nasıl alınır? Özellikleri nedir? Bundan bahsedeceğim. Açıkçası BSCX benim güvendiğim bir token olduğu için sizle bu videoyu paylaşmak istedim. Söyleyeceklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bunu biliyorsunuz ama kendi yatırımlarımdır. Birazdan da zaten göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar öncelikle canlı yayınlarda diğer videolarımızda ne yapıyorduk? Bir token'ı almamız için ilk önce kendi aklımıza yatması gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir kripto paraya yatırım yaparken tamamen kendi kararınızı vermeniz gerekiyor. Şimdi gelelim BSCX'e. Arkadaşlar BSCX yine Binance Smart Chain altyapısını kullanan bir platform. İnanılmaz çalışkan bir ekipleri var. Çok çok çalışkan bir ekipleri var. Bu yüzden benim uzun süredir takip ettiğim bir kripto para olarak karşınıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar normalde CoinMarketCap'a girdiğinizde 100 milyon maksimum arz gözükse de takım tarafından onaylandı. Galiba yarın arkadaşlar arzı 10 milyona düşülüyor. Hatta 10 milyon bile değil. Hemen bakalım nerede yazıyordu o. İşte evet burada yazıyor. Maksimum arzı 9.983.396'ya düşüyor. Proje güzel, ekip çalışkan, hiç durmadan çalışıyorlar. Belki Binance Smart Chain altyapısını kullanan kripto paralar ya da exchange platformları arasında en çalışkan ekibe sahip yer diyebilirim. Şimdi ilk önce bunu nasıl alacağız? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. Aşağıda size bir link bırakacağım. Bakın SwapX diye başlayan. Ona tıklayıp güvenli bir şekilde bu siteye gidebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde bakın Connect Wallet kısmına basacağız. Bunu zaten daha önce anlatmıştım. Yine dinlemeyenler için sağ üstte hemen videosu var. Onu izleyebilirsiniz. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce MetaMask'ımızın, bakın MetaMask'ımızın Binance Smart Chain altyapısında, Binance Smart Chain'de olduğunu gördükten sonra MetaMask'ımızı ne yapıyoruz? Buraya bağlıyoruz arkadaşlar. Buraya geldikten sonra elimizde işte ilgili hangi kripto para varsa bakın işte BAS, TVT, BSCX artık elinizde ne varsa bununla ne yapabiliyorsunuz? BSCX alabiliyorsunuz. Örnek olarak bir tane göstereyim size arkadaşlar. İşte ne yapalım? BAST'ımız varmış şurada. 10 BAST'a gelelim. 2.19 tane. Bakın zaten 0.10 dolar gibi çok küçük miktarda bir fee alıyor. Onaylayalım. Şimdi satın alma işlemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Siz de ne yaparsınız? MetaMask cüzdanınıza bu verdiğim güvenli link üzerinden, bu verdiğim güvenli linke tıklayarak almak istiyorsanız eğer ilgili kripto paranızı BSCX'e ne yapabilirsiniz? Çevirebilirsiniz. Şimdi ikinci olarak BSCX'te yine bu linki de aşağıda. Bu arada gerçekleşti arkadaşlar. Bu linki de aşağıda vereceğim. Bir de Launchpool kısmı var. Burası son derece önemli. Çünkü BSCX'inizi aldıktan sonra isterseniz tabi MetaMask cüzdanınızda tutabilirsiniz. Ya da burada değişik farmlar var arkadaşlar. Buna Launchpool demişler. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Burada da değerlendirebilirsiniz. Şimdi bu kısmın nasıl yapıldığını göstereceğim. Bunun da aşağıda linki var. Gördüğünüz gibi güvenli bir şekilde buna tıklayabilirsiniz. Launchpool X diye. Yine cüzdanınızı bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra gördüğünüz gibi benim cüzdanımda bu arada 748 tane BSCX'in olduğunu kolaylıkla görebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında aşağı indiğimizde bakın aşağı indiğimizde bize ne veriyor? Burada değişik işte BSCX BAS likidite sağlayabiliyorsunuz. BSCX ile BNB'ye likidite sağlayabiliyorsunuz. BSCX ile Cake sağlıyorsunuz. İşte Zsit birazdan bahsedeceğim. Zsit BSCX, Zsit BNB olarak likidite sağlayabiliyorsunuz. Ben Cake'i arkadaşlar Pancake Swap'ta pool'da tuttuğum için yani farmda değil de pool'da tuttuğum için burada ben BSCX BAST'ı kullanıyorum. Bakın hemen seçersek şurada select diyoruz arkadaşlar. Bakın şuradan geldik. Hangisini yapacaksak select dediğimizde. Bakın burada stake kısmı var. Şimdi normalde bakın benim varmış zaten 232 tane. Ne var arkadaşlar? BSCX, BAS, LP var. Şimdi bu nasıl yapılıyor? Hemen size bunu anlatacağım arkadaşlar.
Yine ilk verdiğim, bakın, swap kısmında et likidite diye bir yer, likidite diyelim arkadaşlar, diye bir yer var. Buradan ede basıyorsunuz, artı diyorsunuz. Bakın buradan geliyorum, BSCX'i seçiyorum. Burada da arkadaşlar ben neyim vardı? Basla yapacaktım bunu. Bas diyorum. Şimdi gelmesini bekleyelim. Bu bölümde ne yapacağız? Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bakın. Şuraya maksimum diyelim. Bakın. Maksimum 1243 bastımla 273 dolara, 273 BSCX'e tekabül ediyormuş. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu ekliyorum ilk önce. Yine benden bir onay alacak ve küçük bir fiyat alacak arkadaşlar. 0,003 gibi küçük bir fiyat alacak. Şimdi bu işlemim gerçekleşiyor. Bu işlemim gerçekleştikten sonra, bu arada siz ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Bakın burada isterseniz BSCX BNB, yine aynı gösterdiğim yerde, bakın şuradan et kısmından yine ne yapabilirsiniz? Hızlı bir şekilde bunlardan da yapabilirsiniz. İşte BSCX BNB, BSCX Cake, Zsit BSCX, Zsit BNB. Şimdi hocam bunu yapınca ne olacak kısmına gelirsek, hemen orayı anlatalım. Biz ne yaptık? Likiditeyi ekledik arkadaşlar. Yani eşit miktarda BAST ve BSCX'i ne yaptık? Birleştirdik. Şimdi biz bundan faiz kazanmaya başlayacağız. Gördüğünüz gibi yıllık faizi %12.257. Bize ne verecek arkadaşlar? Zsit verecek. Zsit. Bu arada Zsit'in kontrat adresini de yine arkadaşlar aşağı kısımda vereceğim. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Bakın MetaMask cüzdanına geldikten sonra şöyle büyütelim şurayı. Zsit sizde gözükmediği için şurada jeton ekleyeceksiniz arkadaşlar. Özel jeton deyip benim vereceğim token'ın kontrat adresini yazıp sonraki dediğinizde buraya Zsit çıkacak. Şimdi burada Zsit kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın eklemeyi göstereceğim. Az önce likidite eklemiştik değil mi? Bunu seçiyorum, bakın BSCX bastı. Zaten var stake'im arkadaşlar. Stake yapıyorum. Bakın 573 tane BSCX bast geldi buraya. Max diyorum arkadaşlar. Confirm diyorum. Onayla diyorum. Ne oldu arkadaşlar? Likidite bu havuza ekleniyor şu an. Eklendikten sonra ne olacak hocam? Artık Zsit kazanmaya başlayacağız. Zsit de arkadaşlar yeni bir kripto para. Bakın eklendi gördüğünüz gibi. Normalde bu havuzda BSCX kazanılıyordu arkadaşlar. Ama ilk başta bahsettiğim gibi total arzın 10 milyona düşürülmesiyle birlikte, bakın total arzın 10 milyona düşürülmesiyle birlikte çok fazla artık ellerinde dağıtacakları BSCX kalmadı. Çünkü ne yaptılar? Arzı %90 aşağı çektiler. Dolayısıyla artık Zsit kazanıyorsunuz. Bakın kazandığınız Zsitler, şuna dikkat edin. Burası gayet önemli arkadaşlar. Kazandığınız Zsitler arkadaşların %25'ini direkt olarak toplayabiliyorsunuz. Ama %75'i 1 yıl boyunca kilitli kalıyor. Bence bu çok güzel bir özellik arkadaşlar. BSCX de böyle olmuştu. Hem şu açıdan güzel. Bir sene sonra sizin kilitli sonradan gelecek bir paranız ortaya çıkıyor. İkincisi de ne yapıyor? Bu Zsit'in ne yapılıyor arkadaşlar? Değerinin korunması sağlanıyor. Çünkü tamamı size verildiğinde, bu burada topladığınızda ne yapıyordu birçok kişi? Gidiyordu işte, direkt satıyordu. Bunu engellemek için bunu yapmışlar. Bu arada bundan önce burada BSCX topluyorduk. Bu ikinci versiyonu arkadaşlar. BSCX'te de yine aynı sistem geçerliydi. Benim o yüzden mesela bir sene sonra alacağım yaklaşık 100 tane BSCX'im var. Bir sene sonra BSCX sallıyorum. Çok önemli değil. Şu anki haliyle olsa bile 5 dolardan 500 dolar ekstra bir sene sonra için bir yatırım da yapmış oluyorum aynı zamanda. Şimdi hocam tamam, bütün bunları yaptık. Eğer biz bu havuzdan çıkartma yapmak istersek, yani ben ekledim BSCX ile, ne ekledim? Bast ekledim. Çıkartmak isterseniz arkadaşlar, bakın şurada unstake kısmına basıp istediğiniz miktarda, bakın, çıkartıyorsunuz. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar direkt cüzdanınıza geçmiyor. Yine az önce gösterdiğim likidite bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Likidite bölümünde bakın bu bölümde işte arkadaşlar sizin likiditeniz, çıkarttığınız likidite gözüküyor. Oradan tekrar ne yapabiliyorsunuz? İlgili BSCX ve BAST'ı ayırabiliyorsunuz. Bunu artık biraz karmaşık gibi gözüküyor ama arkadaşlar bunu artık birçoğunuz yapabiliyor. Bu arada şunu merak edenler olacaktır arkadaşlar. Hocam bu şeyi kazanacağız ama biz. Zsit kazanacağız ama Zsit'i ne yapacağız derseniz, yine bakın BSCX'in arkadaşlar swap kısmında ne yapabiliyorsunuz? İstediğiniz kripto paraya çevirebiliyorsunuz. Şu anki güncel değerine bakmak açısından şöyle yapalım. Bir Zsit arkadaşlar şu an
0,23 dolar. Bu da yeni bir kripto para. İleride değerlenebilir diye düşünüyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Dediğim gibi güvenli bağlantılar için aşağıda verdiğim swap linkine, yine Launchpool için de Launchpool linkine tıklayabilirsiniz. Yine sorularınız olursa arkadaşlar yazın. Ben cevaplamaya çalışacağım. Hepinizi seviyorum. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.